dışarı gibi bize sunuyorlar. Öyle değil mi? Hani poşetlerde şu kadar Azalma azalttık olmuş mu? plastik atık konusunu. Ya o zaman niye biz İngiltere'nin Ya, plastik ya. atıklarını alıyoruz? Evet, Niye bu alıyoruz? çok gündem edilmedi ama çok önemli Heh. bir konu. Niye İngiltere'nin şu anda ikinci, bakın Çin'e ithal ediyordu da, daha çok. Affedersiniz, Çin'e ihraç İhraç ediyordu ediyordu. İngiltere plastik atığını. Çin 2017'de yasa çıkarttı. Artık İngiltere'den plastik atıklarını almıyor. Çünkü Çin güçlendi. Çin ekonomisinin böyle bir şeye ihtiyacı kalmadı. O da ne sayesinde? O da milli ekonomi modeli sayesinde. O da Profesör Doktor Haydarbaş bir projesini parça parça uyguladıkları için bakın bu kadar ilerleme kaydettiler bu ülkeler. Çin almayınca tabii İngiltere'de büyük bir boşluk oluştu. O çöpler ne olacak? Hani şimdi açıklamalar yapıyorlar. Biz çöp almıyoruz, plastik atık ithal ediyoruz. Onlar geri dönüşüm şeylerine gidiyor. Böyle bir şey yok. Yani evet çöp değil ama çöp olan plastik atığı alıyoruz biz. Çöp olan plastik, ülkelerin istemedikleri plastik atığı alıyoruz. Eğer bu kadar dönüştürmesi kolay ve hiç çevreye zarar vermeyen bir şey olsaydı İngiltere demek ki plastik üretimine sürekli devam ediyor ki aynı atığı çıkartmaya devam ediyor. Kendi atığını kullanır. Bir daha da masrafa girmez. Kendi atığından kendi atığını oluşturur. Kendi atığından kendi atığını oluştururdu. Demek ki bir sorun var ki azıcık aklımızı çalıştıralım. Yani demek bir sorun var ki burada atığın elden çıkartıp başka plastikle tekrar atık oluşturuyor bu ülke. Demek ki bu atıklar o kadar masum değil. Ve bu masum olmayan atıklar benim cennet ülkeme geliyor. Benim Maalesef cennet çöp vatanıma küre geliyor. döndük. Şimdi siyasileriniz eğer bakıyorsanız siyasilerinizden lütfen seçtiğiniz, tercih ettiğiniz insanlardan lütfen ya yani bu konuda bir hassasiyet bekleyin. Yani poşet konusunda bir kampanya yapıp benim gözümü bu konuda boyayıp ondan sonra beni bu konuda kısıtlayıp sonra arka planda milletin kullanılmayan atık plastiklerini alıp onun da bir kısmı dönüştürülüyor, bir kısmı da maalesef bize zarar veriyor. Doğaya karışıyor. Yani o zaman bilim adamlarımız otursunlar bu konuda inceleme yapsınlar. Her şeyin sıfır zarar haline geldiği bilimsel olarak ispat edilsin. Sonra alacaksak alalım. Zaten böyle olsa İngiltere niye elinden çıkartsın? Bizden daha mı kötü ki sanayi konusunda yani? Bizden niye elinden çıkartsın bu çöpleri? O yüzden arkadaşlar, izleyicilerimiz lütfen kadın gözüyle diyoruz. Kadın ayık insandır ya. Kadın akıllı insandır. Evin içerisinde kocası bilmeden neleri düzeltir? Çocukların düzeltmek için hani neleri böyle arkadan doğru düzeltir? Her şeyi yoluna koyar. Öyle değil mi? Biz koyalım ya. Görmüyor muyuz? Biz koyalım. Doğrunun niye çöpe muhtacız biz? Buradan ne bekliyoruz? Peki bu badireye niye düşüyoruz biz? Niye İngiltere'nin çöpüne talip oluyoruz? Yani affedersiniz çöp demeyeyim. Plastik atık çöpüne talip oluyoruz. Yine para problemimizi çözemiyoruz da o yüzden. Yine ekonomik sorunlarımızdan kurtulamıyoruz da o yüzden buna talip oluyoruz. Yine nereye döndük dolaştık geldik? Başladığımız noktaya. Başladığımız noktaya. Yine ekonomik çözüme ihtiyacımız var bizim. Bu gidişle A partisi veya B partisi, ana muhalefet veya iktidar partisi veya yan muhalefet partisi. Bunların bu konuda ellerinde ekonomik bir bunu düzeltecek bir sistemleri yok. Dünyanın yok zaten. Hani bırakın bizim siyasilerimizi, dünyanın yok. Ama bizim bir avantajımız var. Bizim Haydarbaş gibi bir değerimiz, milli ekonomi modeli gibi Sistemimiz bir var. sistem çözü bir Bir çözüm var tezimiz var. elimizde. Elimizde bir çözümümüz var. Ya bu milli ekonomi modeli uygulanacak, sosyal devlet projeleri hayata geçecek, hep beraber insan gibi yaşayacağız, onu bunun çöpüne bir şeysine muhtacı olmayacağız. Dünyaya biz yön vereceğiz. Çoluk çocuğumuz için güzel bir gelecek oluşturacağız. Ya da Allah korusun yani bizi istedikleri noktaya daha da hızlı bir şekilde gideceğiz. Bütün imkanlarımızı, kaynaklarımızı teslim edeceğiz Allah korusun. Ki şu an o tarafa doğru gidiyoruz ama bizim gönlümüz ister ki lütfen artık bu ekonomik sistemi düzelteceğimiz, doğru düzgün günler yaşayacağımız zamanları arzulayalım. Bu öğretilmiş çaresizlikten kurtulalım. Bizi soktukları kısır döngüden aman o olmazsa olur, o olmazsa olur, o olmasın bu olsun derken o ikili kısır döngünün içerisinden çıkalım ve kendi geleceğimizi Atatürk'ün o özgür bakışı iradesiyle Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in teziyle oluşturalım. Teşekkür ediyorum. Dileklerine gönülden katılıyorum Seççi.